Hindistan'ı gezdi bir ve buçuk aylık süreçte. Gujarat eyaletinin Rajkot kentinde, Ahmedabad kentinde de kaldı, gezdi. Daha çok Rajkot'ta. O nedenle Hindistan çekimlerinin dışında bir çekim yapmadı. Daha sonra çok az çekimler yaptı. Keza ben bu yıl ilk 4 ayda, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında ona yakın ülkeyi gezdim. 4 kez yurt dışına çıktım 4 ayda. Ocak ayında İtalya, Vicenza vesaire, Venezia, Venedik, Vicenza kentleri, Kuzey İtalya. Mart ayında Almanya, Fransa, İsviçre, Nisan ayında, Mart ayının sonu ve Nisan ayının başında da Kenya, Tanzanya, Zambiya, Afrika ve yine Nisan ayında Mayıs'a sarkan biçimde, 1 Mayıs'ta Güney Amerika'da kutlamak üzere Arjantin, Brezilya, Uruguay. Sanırım 10 ülkeyi ve birçok kenti gezdim. Onlarca yıldır içinde bir istek vardı. Che Guevara'nın memleketi olan Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 1 Mayıs'a katılma isteği. Katıldım ve son derece de
etkilendi. Gerçekten faşizmle hesaplaşan, her saniye faşizmle hesaplaşan, sokaklarında dans, şarkı, tiyatronun egemen olduğu, antifaşist diyebileceğim, tabii ki kapitalist bir ülke, antifaşist diyebileceğim bir ülke Arjantin, keza Brezilya son derecede çağdaş bir ülke. Brezilya'nın San Paulo kenti, Güney Amerika'nın en büyük kenti. Keza Buenos Aires de Güney Amerika'nın ikinci büyük kenti. San Paulo 20 milyon civarında bir nüfusu var. Buenos Aires'in de 15 milyon civarında bir nüfusu var. Çok olumlu izlenimlerle geldim. Özellikle 1 Mayıs'a katılman ve oradaki devrimci coşku beni çok yüreklendirdi. Sanki Arjantin'de yaşayan herkes adeta birer Che Guevara. Bizim ülkemizde neden tiyatro sanatı kötücül, közlü ve zavallı durumda ve neden Arjantin'de iyi durumda? Bunun birçok nedeni var ama size çok net şekilde anlatabileceğim şöyle bir durum var. Bakınız, Arjantin'de birçok tiyatro dergisi yayınlanıyor. Bu bir tanesi. Şu niteliğe bakınız. Üzerinde sadece tiyatro yazıyor, yani tiyatro anladığınız gibi. Ve son derece de kalın, güzel sayfalar. Ancak orospu karının rüküş yaptığı gibi, Türkiye'deki bazı linçli dergilerin içine düştüğü kaos gibi, orospu karının rüküş bir kadının kendini güzel göstermek için makyaj yaptığı gibi değil, içerik olarak da son derece de önemli bir dergi. Tiyatro, sadece tiyatro anlamına, ya daha doğrusu tiyatro. Bakınız, içerikleri tek tek göstermek yerine şöyle kabaca değinmek istiyorum. El Complejo Teatral de Buenos Aires, Buenos Aires'teki bütün tiyatrolar anlamına geliyor. Bu aşağı yukarı İspanyolcam yok denilecek kadar sıfıra yakın. İspanyolcam var ancak birazcık konuşabiliyorum. Malumunuz Arjantin'de İspanyolca, çok özür dilerim. Çok büyük saat farkı olması nedeniyle jet lag diyorlar. Uyku düzensizliği başladı. Geldiğimden beri günde 3 saat uyuyabiliyorum. Fazla uyuyamıyorum ve çok uykusuz, çok yorgunum. Bakınız, öyle osuruktan tayyari Kültür Bakanlığı çanağı yalamak için alçakça yayınlanan linçli dergilere benzemiyor. Ciddi biçimde sosyalist bir ülke olmamasına karşı Che Guevara'nın ülkesi, Che çocukların ülkesi, orospu çocukların ülkesi değil, Gorki, Che su tempo, tam bilemiyorum ama tempo bildiğiniz gibi zaman demek. İtalyanca tempo, burada tempo, İspanyolca, bu V demek, sanırım Gorki'nin zamanı, burada emin değilim, kesinlikle yanılabilirim. Gorki'yi anlatıyor ve hatta göstereyim izin verirseniz, şöyle, Maxim Gorki'yi anlatıyor. Maxim Gorki'nin tiyatro ve roman hayatını ve edebiyat hayatını ve politik hayatını anlatıyor. Ve donanımlı yazılar. Una realidad cui siruhe. Bunu çözemiyorum. Ancak sonuçta ciddi yazılar, içerikler ve ciddi biçimde devam ediyor. Gözümü takmadım. Hatta takayım birazcık. Bakmaya çalışayım. Ha. Los pecuarios burgueses. Küçük burjuvalar. Maxim Gorki'nin Küçük Burjuvalar oyununun kostümleri vesaire. Todo trampia de sambiar su horario. Los pecuarios burgueses diyalog, yani Küçük Burjuvalar oyunu hakkında bir değerlendirme yazısı. Devam ediyor sürekli ve çok nitelikli. Böyle orospu karılarının albenili biçimde
makyaj yapması gibi parlak kuşe kağıda değil, son derece temiz, anlaşılır yazılmış. Ve Bertolt Brecht üzerine, Bertolt Brecht'in Bay Puntila ve Uşağı Matti oyunu üzerine bir araştırma, inceleme ve oyunla ilgili bilgiler. İşte Bertolt Brecht arkadaşları ve işte tarihe göndermeler yapar. Bay Puntila ve Uşağı Matti, şurada anladığınız gibi Bay Puntila ve Uşağı Matti. Ne diyor? De Commedia Romantica e Obra Popular. Romantik ve popüler bir komedi anladığım kadarıyla. Evet, El Señor Puntila Jesu Criado Matti. Bay Puntila ve Uşağı Matti. Son derece de anlaşılır, kibar, nazik, içerikli ve devam ediyor sürekli. Bertolt Brecht ile ilgili Entre la cultura negra che la cultura blanca. Por Nadine Gordimer, yani Nadine Gordimer tarafından, Gordimer tarafından yazılmış. Ne kadar kaldı Mesut? 30 saniye. 30 saniye. Evet, şimdi ilk 10 dakikanın bitmesine, ki Mesut'un aldığı kamera ve bütün dünyayı gezen, neredeyse birçok yeri gezen kamera 10 dakikayla sınırlı. Bu anlamda ilk 10 dakikayı kapatıyoruz. Canımız isterse ikinci 10 dakikayı açacağız. Teşekkür ederim. Bir önceki konuşmamda belirttiğim gibi sıfıra yakın bir İspanyolca var ama anladığım kadarıyla siyah kültür ve beyaz kültüre giriş olabilir. Dediğim gibi bir önceki videoda yanılgı payı çok büyük. Entre la cultura negra che la cultura blanca. Siyah kültür ve beyaz kültüre giriş. Yine diyorum, yanılabilirim. Tahminen söylüyorum. Evet, bu Por Nadine Gordimer'in, yani Por Bay demek İngilizcesi, yani Nadine Gordimer tarafından yazılmış anlamına geliyor. Ve ciddi bir yazı. Entrevista con Claudia Hoffman devam ediyor ve ciddi fotoğraflar. Böyle çoluğuna çocuğuna, örneğin diyelim ki Mesut Alptekin bu derginin boketi başısı olsun. Bunun bir piçi var diyelim. Abdurrezak Alptekin ona fotoğraf çektiriyor falan. Öyle bir şey değil. Ciddi içinde iş yapıyorlar. Yani. Condiciendo El Señor Puntila, Puntila üzerine, yine Puntila karakteri üzerine bir değerlendirme yazısı. Ve hatır görünüşü değil bunlar. Şunu da çok net söyleyebilirim. Arjantin'deki birçok tiyatrocuyla görüştüm, tiyatro sanatçısıyla, dramaturgla. Linç kampanyasını algılayamıyorlar. Hala faşizmle hesaplaşamadım Türkiye'ye diyorlar. Evet, hesaplaşamadım diyor. Hemen almıyorlar yani. Çünkü Arjantin faşizmle hesaplaşmış durumda. Hala hesaplaşıyor. Evet, Por Vilma Colina, yani Vilma Colina tarafından yazılmış ve fotoğraflar Carlos Urma. Fotoğrafların niteliği zaten insanların, Arjantin tiyatro sanatçılarının, tiyatro dergicilerinin ahlaklı,
namuslu, onurlu, şerefli insanlar olduğunu kanıtlıyor. Ne yazık ki bizde böyle bir dergicilik anlayışı yok. Ve devam ediyor. El sen yorkuntuyla şesu kriyado maddi. Bay Puntila ve uşağı maddi. Oyun dağı, kast daha doğrusu. İngilizcesi. Aldıkları reklamlarda Fortis Bank falan değil. Kanal A. Anladığım kadarıyla bir televizyon kanalı. Donde el arte şelos espes talculos son protagonistas. Teatro en Buenos Aires. Yani en İngilizce'deki in gibi İspanyolca'da Buenos Aires'teki tiyatrolar. Devam ediyor. İşte La Fura Estrana OBS diyelim. En Buenos Aires, Las Visitas vesaire devam ediyor. İspanyolca bilenler, okurlar bize ilgileniriz, dinleriz. Carmen Aburano'nun Kar Orfunu anlatan bir yazı. Escuhar Asia Adentro. Yine son derece emek harcanmış, ciddiye alınmış yazılar. Bizdeki alçak, şerefsiz, namussuz, linçli dergilere benzemiyor. Carmina, Bruno, Una, Obra, Sirkular. Atlamayalım, çok özür dilerim. Son derece olağanüstü güzel bir fotoğraf. Okurlarının, izleyicilerinin görmesini arzu ediyorum. Bu da haftalık bir gazete. Aklıma gelmişken onu da göstereyim. Evet. Agenda Ultra. Yani kültür ajandası. O hafta, o gün Buenos Aires'te ve Buenos Aires'te neler var, neler yok. Kültür ve sanat. Ve keza yine son derece görkemli ve çağdaş yorumlar Carmen Aburano'nun sahnelenme biçimleri. Escenarios del Mundo. Dünyadan kültür sanat haberleri. Örneğin Broadway'den bir haber var. Arthur Miller'la ilgili bir haber var. Ibsen'le ilgili bir haber var. Ibsen por el mundo. Yani dünya için Ibsen anlamında ya da işte dünyaya yararı olan Ibsen gibi. Nostalgias del tiempo viejo. Devam ediyor dergi. Aslında ben genel olarak Arjantin, Brezilya, Uruguay, Montevideo, Buenos Aires, San Paulo ve birçok kenti anlatmak istiyordum. El Gran Circo. El Gran Circo dediğim gibi yanılmanın payı çok büyük. Ancak büyük sirk anlamına geldiği kanısındayım. El Inglés de los Huesos. Aynı zamanda opera haberleri de var. Ancak bizdeki gibi devlet opera ve balesinden reklam adı altında avuç dolusu para, avanta, bahşişli şikriyası, iyane, iyaşe, sadaka suspayı almak için değil, sanatla ilgili haberler yapmak ve sanatla ilgili yorumlar yapmak için çıkartılıyor bir dergi. Del melodrama al realismo. Realismo. Gerçekçi melodram diyebileceğimiz bir yazı var. Hatta onu da göstereyim izin verirseniz. Ne kadar kaliteli, inanın kıskanıyorum yani. La Porcherie, domuz diye bir bistronun, yani sanırım lokantanın, yani yemek yenilen bir yerin reklamı var. Tabii ki bunların doğal karşılığı, kapitalist toplumlarda böyle bir şey olabilir. Böyle nitelikli bir dergi bir kez daha göstermek istiyorum. Yani resmen ağzımız sular arttı. Bizim başaramadığımız, onların başardığı bir iş.
40 milyonluk faşizme karşı direnmiş antifaşist bir ülke. Demek ki ne kadar kaldı? Bir dakika. Ha, tamam. Ve işte ajanda, demin bahsettiğim, onu da sizin için de göstereyim. Anlatacak çok şey var. Latin Amerika ile ilgili. Ancak şunu da ölürüm kalırım göstermeden edemeyeceğim. Şu. Dakikamız olmak üzere. 3 Mayıs 2012, bunu İspanyolca yazdım, ben yazdım. Juan Istion, Amigos, Teatro San Martin de Buenos Aires, Argentina. Arjantin'deki Buenos Aires'te bulunan Teatro San Martin, ben de çok yakından ilgilendi, saatlerce ilgilendi. Bütün binayı gezdirdiler, onlara teşekkür ederim buradan. Bugün 8 Mayıs 2012, günlerden salı, iyi akşamlar.